Eğer hikayem videosunu izlediyseniz hayattaki en büyük şanslarımdan birinin ailem olduğunu, yani geniş büyük ailem olduğunu belirtmiştim diye hatırlıyorum. Hayatımda gerçekten şu anki kişiliğimde çok büyük bir önemi var Ankara'ya taşınmamızın. Çünkü İzmir'de çok mutlu bir hayatım vardı. 7-8 yaşlarındaydım sanırım. Zübeyde Hanım Parkı'na her gün arkadaşlarımla top oynamaya, bisiklet sürmeye giderdim. Hani yani tam böyle aslında hem güvenilir bir bölgede böyle parkta büyüme şansını bulmuştum. Ankara'yı şehir olarak hiç sevmiyordum ve İzmir'le apayrı kültür ve tarzlar olduğunu düşünüyorum. Ama şu çok büyük bir katkı oldu. Bir yere göç etmenin o kadar kötü bir şey olmadığını veya o kadar korkunç olmadığını, yani İzmir gibi bir şehirden Ankara gibi bambaşka apayrı bir kültür olduğunu düşündüğüm bir başka şehre gitmenin aslında orada tanıştığım insanlardan sonra, oradaki sınıf arkadaşlarımı da sevdikten sonra biraz daha ve Ankara'lık güzel günlerim sayesinde göç etmenin o kadar zorlu olmadığını ve adapte olabildiğini, yani gittiğin hava koşullarına da adapte olabildiğini, farklı bir insan grubuna da girebildiğini o yaşlarda anladığımı düşünüyorum. Ve bu bana bu konularda korkmamam gerektiğini, aslında çok sevdiğim bir laf var. Hayatım altı üstüne gelir diye korkma, nereden biliyorsun altın üstten daha iyi olmayacağını diye. Benim için Ankara tecrübesi gerçekten hani az çok, yani o yaştaki bir çocuk için en azından. O yaşta bana göre hayatım altı üstüne gelmişti ve yani bunun kanıtı gibi bir şey oldu o dönem açıkçası. Ankara'da bir diğer öğrendiğim en güzel şey ise ailece toplu buluşmalarımız sayesinde, bu imece usulüyle yaşıyorduk resmen. Anneannemle dedem rahatsızlardı. Haftanın her günü bir aile, onlara nöbet listemiz vardı. Akşamları onda kalıyordu ve her hafta sonunda hep beraber bir araya gelip anneannemle dedemi mutlu etmek için hem de bir araya gelip toplanmak için buluşuyorduk. Bu benim için çok çok değerliydi. Yani o yaşta birisi olarak da çok değerliydi, şu anda da çok değerli. Yani bu iki şey Ankara'da, herhalde bu iki farkındalık benim tüm kişiliğimi etkilediğine inanıyorum. Zor durumlara adapte olmayı, bir şekilde yalnız hissetmemeyi, ailem arkamda var düşüncesi. Yani her türlü çözeriz yeter ki hep beraber kalalım hissiyatları, bunlar benim için çok değerliydi. Bugün bayram. Yani bence dini bayram, milli bayram hiç önemli değil. Yani bayram demek insanların bir arada. Paylaşımda bulunduğu, işte sarıldığı bir gün demek aslında bence. Geçen 23 Nisan'da tüm aile bir Zoom toplantısı yapmıştık. Pandemi nedeniyle biraz Zoom toplantılarına döndü aile buluşmalarımız. Ve gerçekten herkes bir bayram anısını anlatmıştı. Çok keyifli bir sohbetti. Bugün de buna istinaden, bu bayramın ilk günü olarak da sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ben şahsen kendimi gezgin olarak tanımlıyorum. Yani öyle görüyorum, öyle hissediyorum. Sosyal de bir insanım diyebilirim rahatlıkla. Yani evde tek başıma kalmayı, tek başıma yaşamayı, bu tarz şeylere alışık bir insan değilim. Tabii ki çok daha zor durumda olan bir sürü insan var. Kıyaslamak bile istemiyorum. Ama benim için de bu pandemi süreci herkes gibi belki de çok zor bir süreç oldu. Yani sosyalliğim Portekiz dışında, yani gerçekten çok keskin bir bıçakla kesildi mecburen. Abim ve eşi Kardelen, Efe ile Kardelen'in doktor olması bizi ailecek çok zorladı. Ailemizden bir yakınımızı kaybettik. Yani gerçekten bu pandemi sürecinde olabilecek her türlü dolayı yaşamış olduk biz de ailecek. Ve şu an bayramda Foça'dayız. Annem, babam ve ben üçümüz baş başayız. Ve bu çok böyle düşündüğüm günler geçirttirdi bana. Gerçekten 18 gün az değil. Yani evinde çıldıran, deliren, işte hayatı sorgulayan veya depresyon yaşayan herkese çok hak veriyorum. Yani bundan çıkmanın bir yolu her türlü bulunmalı tabii ki de, ama gerçekten anlaşılması gereken bir durum. Yani çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yani birçok dönemin zor yanı var. Bu nesille de bence bu kadar aslında rahatta yaşamaya alışmış insanlar olarak,
birçok değerimizi kaybetmiş, kültürümüzü kaybetmeye başladığımız bir dönemde. Yani en çok şahsen ben bayramda bunu hissettim. Yani bayramda çünkü hep böyle bir ritüel olarak buluşurduk. Hani onu kaybetmek gerçekten bir şeyleri böyle aydınlanmamı sağladı diyebilirim. Mesela Güzelbahçe'de aile büyüklerimiz var, karı koca. Ve hep onları ziyarete giderdik. Bayram sabahı orada 10-15 kişi böyle buluşurduk. Kahvaltı yapardık, kekler, börekler vesaire. Şu an mesela kendimize yanmıyorum ama şu an evde yalnızlar. Ve onlar için çok daha zorludur eminim. Onun dışında şu an abim ve eşi kardan nöbette. Bir bayram günü nöbette olmaya geçtim. Tüm bu pandemi sürecini bu stresle çok zor şartlar altında çalışarak geçirdiler. Yani o yüzden biraz şeyde sorguluyor insan. Hani ben şu an evde oturduğum için mutsuz olmamalıyım diye düşünüyorsun. Ama bir yandan da o kadar hani normalimiz bu değil ki. Yani o kadar sosyal varlıklarız ki. Ve bu o kadar değerli ki gerçekten. Yurt dışına da Portekiz'i seçmemdeki en büyük nedenlerden biri açıkçası. Türkiye'de nasıl böyle sıcak bir kucaklaşma hissi varsa, insanlar hep birlikte hareket ediyorsa böyle arkadaşlık kavramı, aile kavramı bu kadar değerliyse Portekiz'de de o kültürü bulduğum için çok oraya kendimi ait hissetmiştim. Ben gerçekten arkadaşları ve ailesi olmadan bir hiç gibi hissediyorum kendimi. Ve bu süreç gerçekten az çok herkesi zorladığı gibi beni de zorluyor. Sadece bunu paylaşmak istedim. Bunun değerini hatırlattı bana bu dönem. Ve size de belki hatırlatmış olurum ümidiyle. Aynı zamanda eğer kötü hissediyorsanız, eğer evde tek başınızaysanız yalnız değilsiniz. Ben evet şu an şükür ki annem babamla böyle yeşillik bir alandayım. Doğa içindeyim ve bunun şansı çok büyük, farkındayım. Ama emin olun ki hepimiz aynı süreçten geçiyoruz ve bir şekilde atlatınca bence çok daha doyasıya kucaklaştığımız günler olur diye umuyorum. Bayramımız kutlu olsun. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Dini bayram veya milli bayram bunların çok ayrım olduğunu düşünmüyorum. Bunlar birer kültürdür bence. Yani yurt dışında da birçok arkadaşım Christmas'ta o gün tatil olduğu için başka bir yere gidebilecekken belki hepsi de gerçekten Christmas diye mutlaka ailesiyle yemek yemeye gittiler. Yani bu tamamen aslında bir bahane. Yani hep beraber olmamız için ve bir yere gelmemiz için, birbirimizi arayıp sormamız, nasılsın dememiz için bir bahane bence. Depresyonda olabilir birileri çevrenizde, iyi hissetmiyor olabilir. Bunu aklınızın bir kenarında bulundurup hani sizinle nasıl ilgilenmesini istiyorsanız arkadaşlarınıza mutlaka bence nasıl olduklarını, yardıma ihtiyacı olup olmadıklarını ve sizlere yardıma ihtiyacınız varsa bunun ayıp olmadığını hatırlatmak istiyorum. Gerçekten yalnız olduğunu hissetmek bence zor bir duygu. Hani hangi konuda olursa olsun bir görüş olarak da yalnız hissetmek zor. Bir yola çıktığınızda yalnız olduğunuzu hissetmek de zor. Tek bir soru birçok insanın hayatını kurtarabilir. Elimizden en iyi gelecek şey bence ve en basit şey, en yapabilitemiz olan şey sadece bir nasılsın sorusu. Bayramımız kutlu olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.